Havalimanı'na geldiniz. Bir yolcu olarak işlemlerde neler yapacağınızı birçok insanımız, birçok yolcumuz biliyor. Ama burada yolcu aslında bir vedalaşma yaşıyor. Neyle mi vedalaşıyor? Bavullarıyla, yani uçağın altına kargoya yüklenecek olan bavullarıyla. Bavuluyla vedalaşıyor ve burada bavulu, bagajı yeni bir yolculuğa çıkıyor. İşte bugünkü videomuzda o bavulların, bagajların hangi işlemlerden geçtiğini, nasıl bir yolculuk sonrasında uçağa ulaştığının hikayesini birlikte izleyeceğiz. Önce önemli bir tüyo paylaşalım. İşlemlerinizi hızlı yapabilmek için otomatik kiosk cihazlarını kullanabilirsiniz. Ama burada bir uyarımız var. Öncelikle daha önceki uçuşlarından kalmış olan bingo etiketleri ve yolcu etiketleri varsa bagajından o etiketleri sökmeleri gerekiyor. Bizim sistemimiz her ne kadar bu aktif ve pasif olan uçuşları ayırabilecek kapasitede olsa da bir sonraki gideceğiniz destinasyonda bu uçuşlar ayrılıp, yani aktif olmayan uçuşlar yanlış adreslemelere neden olabilir ve bagajınızın sistemde kaybolmasına veya işlemlerinizin uzamasına neden olabilir. İstanbul Havalimanı'nda yolcular için bir otel var. Yani uçuşunuz erkense veya transit alanda aktarmanız çok fazlaysa gidip o otelde kalabiliyorsunuz. Peki bagajlar için? İşte bu arkamda görmüş olduğunuz yer bagajların oteli. Havalimanına erken gelenler veya hava şartları nedeniyle uzun süreli rötar yaşayan uçuşlarda eğer yolcu bagajını vermişse burada tamamen otomasyonla el değmeden burada ayrılıyor ve yolcu için yukarıda yolcu beklerken aşağıda da bagajı bagaj otelinde beklemesine devam ediyor. Bagaj oteli nasıl çalışıyor? İşte detaylar. Burada 12'şer adet erken bagaj depolama robotu dediğimiz robotlarımız mevcut. 10.800 adet bagaja kadar kapasitemiz var. Terminali erken geldiniz ve erken çekinizi yaptıysanız uçuşunuza vakit olmasına rağmen bagajlarımızı burada stoklayabiliyoruz. Aynı zamanda olası kötü hava koşullarında veya rötar gibi durumlarda bagajlarımızı yine aynı alanda stoklama imkanımız oluyor ve operasyonel olarak bize rahatlık sağlıyor. Şu an gelen yolcu bagajını otomatik tekvidirden okuduktan sonra tekil taşıma tepsisi üzerinden ilgili destinasyona geçiş işlemi yapılmaktadır. Havalimanımızda Türkiye'de bu tekil taşıma, tekil tepsili taşıma işlemi ilk yapan havalimanlar arasındadır. Havalimanının kapısında güvenlikten geçiyorsunuz. Bagajlarınız da güvenlikten geçiyor ve bavulunuzu uçak altına yüklenmek üzere sisteme veriyorsunuz. İşte bagaj sisteminin en kritik noktalarından bir tanesinin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz cihaz, ki 24 adet var bu cihazdan, patlayıcı denetleme sistemi, özel devasa bir X-ray, röntgen cihazı. Bu cihaz bagajda herhangi bir patlayıcı riski olan bir madde, bir malzeme var mı, buna bakıyor. Ve bu işlem otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Eğer bagajla ilgili herhangi bir risk, sorun tespit edilirse burada emniyet güçleri devreye giriyor. Kilometrelik devasa bir bagaj sistemimiz var. Havalimanımızın açıldığı günden bugüne performansımız %99 seviyelerinin üzerinde. Bu kadar iyi bir performans sergileyebilmemizin asıl sebebi aslında bakımlara verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. Sistemimizde önleyici, düzenleyici, acil bakım faaliyetleri olmak üzere farklı periyotlarda bakım faaliyetlerimiz gerçekleşiyor. Önleyici bakımlara verdiğimiz önem sayesinde sistemin arızaya geçmesi ve acil bakımların oranı da minimum seviyede kalmış oluyor. Böylece hem bagaj sisteminin performansı artmış hem de aslında kayıp bagaj oranlarını daha da düşürmüş oluyoruz. Sistemin son aşamasındayız. Bavullar artık
uçağa götürülmek üzere bagaj arabasına yükleniyor. IGA BAS sistemini diğer havalimanlarından öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi tek çatı altında dünyanın en büyük BAS sisteminin kurulu olması. Yaklaşık 42 kilometre bant uzunluğumuz var. EBS dediğimiz, bir bakıma herkesin bildiği tabirle söyleyeyim, bagaj oteli dediğimiz bir tesisimiz var. Erken gelen yolcularımız buradan check-in işlemi yaptıktan sonra bagajlarını biz burada ta uçuşların aktif olarak açılması zamanına kadar otomatik olarak biz burada bekletip ondan sonra sisteme dahil ediyoruz. Onun haricinde bagajların %100 check-in'den itibaren ta nihai destinasyonuna ulaşıncaya kadar tamamı kontrol edilebiliyor, takibi yapılıyor. Herhangi bir şekilde kaybolmasına müsaade edilmiyor. Da her bagaja özel ayrı bir tepsiyle taşınıyor. Bu %100 tabii daha yüksek hızlarda bagajın taşınması için gerekli bir sistem bu. Ve hepsinin altında RFID dediğimiz radyo frekansıyla takip edilen bir sistem. %100 takip yapılmış oluyor. Türkiye'de bagaj kayıpları dünya ortalamasının çok altında. Ama bir aksaklık oldu ve o kadar dikkate rağmen indiğinizde bagajınız çıkmadı. Ne yapacaksınız? Hiç vakit kaybetmeden uçtukları havayolu şirketi veya onlara hizmet eden yer hizmet kuruluşlarına anında gidip müracaat edip raporlarını tutturmaları. Küçük tavsiyeler verebilirim yolcularımıza. Bir önceki seyahatlerinden kalan küçük stikerleri, barkodları var olan bir sonraki uçuşlarından önce bagajlarından sökmeleri, bu çok önemli. Ayrıyeten eğer yapabilirlerse tabii ki isim etiketlerini bagajın görünen bir yüzeyine yapıştırmaları, etiketsiz kalması durumunda bagajın tespiti açısından çok önemli. Onun haricinde belki esprili olacak, mümkünse siyah bagaj değil, renkli bagajlarla uçmaları, çünkü onların da takibi çok kolay oluyor, çok daha rahat oluyor.